kutuplarla ilgili Temmuz ayı hareketleriyle ilgili görüşe gördüğünüz gibi arkamdaki manzarayı masayı bu tarafa çevirerek oğlum ben sinyal verir vermez niye gaza basıyor? Valla abi de kornaya ne kadar basıyor sanki elinden emziğini aldım. Her yere sığıyor metrekareye sağlık. Oğlum ağlama lan o kadar ne oldu? Sinyal verdik, önüne geçecektik, gaza basmaya başladı. Ama ben sana böyle bir şey yapmadım ki. Ne alaka? Oo, arabamın kaza sensörü şeyi devreye girdi, kaza sensörü devreye girdi. Ben bu arabayı 60 bin kilometredir kullanıyorum, hiç denememiştim. Gel bir daha bir deneyeceğiz, dur bir dakika, çok hoşuma gitti. Arabanın şeyini merak ediyorum çünkü cidden böyle bir şey olsa. Oo, bak, araba şu an boşa, kendisini boşa aldı. Ve frene asıldı. Abi çok iyi ya. Kullandı. Şey bir dakika bu videoyu hemen şey yapalım abi. Yol kavgası değil de şey videosu yapalım. Arkadaşlar Toyota Yaris'in kaza sensörünü deniyoruz. Videoma hoş geldiniz. Şimdi öndeki arabaya selektör yapmaya devam edeceğim. Belki yine sinirlenip bir daha bir fren yapar belki. Arkam boş. Ortam güvenli gözüküyor. Birazcık daha selektör yapalım. Haydi. Abi yine devreye girdi. Çok iyi ya. Ben bu arabayı bayağı sevdim. Dur reis kaçma. Nereye gidiyor? Dur gel gel gel. Gel. Daha seninle çok işimiz var bizim ya. Ben bunları hak edecek. Ne yaptım sana ya? Bir anlat bakalım. Merak etme ben sana bir şey yapmayacağım. İzliyorum sadece seni. Daha neler yapabilirsin bakıyorum. Yani genç bir arkadaşsın büyük ihtimalle. Çünkü sinyalimi verdim. Yavaş yana geçtim yani şu an içinde bulunduğumuz durumda ben kendimi suçlu görmüyorum. Üstüne sen bir de önüme geçip sert sert frenler yapıyorsun yani bana kaza yaptırabilir. Şu an canımı tehlikeye atıyorsun hatta arkamdan birileri gelse acaba o kadar tecrüben var mı? Benim arkamı da görebiliyor musun? Yani bu hareketleri yaparken arkamdan da birisi bana çarparsa böyle kaza sensörü olmayan birisi de bana çarparsa ne olur bunun sorumluluğunu alabilir misin? Şu an hız şeridinde böyle şeyler yapabilecek kadar tecrüben var mı da yapıyorsun? Mesela ben de insana 10 kilometre 20 kilometre hızdayken sinyal verdim önüne geçecektim. Sen gaza bastın benim alanımı daralttın sonra delirdin durduk yere. Kendi kendine bir ego tatmini, bir gurur. Neye gerek vardı da bunu anlamadım. Neyse izleyelim bakalım. Abi geçme ya önümüze geçme. Abi dur dur yapma yapma. Kötü oldu. Burada da motorcu abimiz var, onu da korkutmayalım. Neyse. Bekleyeceğiz bakalım. Bizimkisi uzayıp gitmiştir çoktan ya. Hızlı şoför çünkü. En iyi kullanan o. Yo, burada duruyormuş hala. Hocam sen... Bana izin vermiyorsun önüne geçmeme. Tüm İzmir önünde hiçbir şey yapmıyor. Dur bakalım ben önüne geçeyim mi? Ben önüne geçeyim bakalım ne olacak. Emniyet şeridi ileride yaptık iyi mi? Yok önüne geçemiyoruz ama neyse önüne geçememek daha iyi oldu ya boşver. Arkasından izleyelim. Ben arkadaşa çok sinirlenmedim. Kendisi çok şey ergen daha yeni ehliyetini aldı büyük ihtimalle. Saçma saçma hareketler işte. Çok yani çok dışarıdan bakınca bu videoyu eğer izliyorsan çok çocukça gözüküyor aklında olsun. Ama sana hiç kırgın değilim. O yüzden hakkımı helal ediyorum. Bu videoyu izlediğin zaman belki hatalarından ders çıkartırsın. Ha evet ya ben çok gereksiz hareketler yapmışım dersin belki. Abi polisin yanına. İyi de ben sana bir şey yapmıyorum ki. Selektöre yapıyorum şu an. Hadi gel polisi durduralım konuşalım o zaman gel. Yok. Gidiyor. Abi sen polisin yanına niye sığındın ki? Seni takip ediyorum diye korktun mu? Sen önüme geçip sert sert frenler yaptın. Benim canımı tehlikeye attın. Polisin yanına benim gitmem gerekirken sen mi gidiyorsun? Abi rolleri karıştırdık. Onu benim yapmam gerekiyordu. Olaya bak. Ah be kardeşim ya. Yani hiçbir sorun yoktu. Düzgünce gidiyorduk. Önün boşaldı. Baktım gitmiyor. Sağa sinyal verdim.
Benim sinyalimi gördün. 3 kere sinyalim kıp 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 yaptı. Önüm, gaza basmaya başladın. Yani önüne geçtin. Ne oldu ki yani? Hani o kadar çok kornaya bastın ki ben birini öldürdüm falan sandım yani. Hani zincirleme kazaya sebep oldum. Birilerini öldürdüm falan sandım yani. Yazık ya. Hadi bir fren daha yap, arkamız boş. Biraz daha selektör yapalım. Bir şey söyleyeyim mi? Bu yok, tırstı. Bu tırstı sadece kaçmaya çalışıyor galiba artık ama. Yani yüzde de kaçmayı da denemezsin. Neyse, izleyelim bakalım daha neler yapacak. Çok usta şoför yalnız ya. Ağzım açık kaldı hareketlere. Abi tek hareketiniz bu mu yani? Milletin önüne geçip fren mi yapıyorsun? Sen bu şekilde mi araba kullanıyorsun? Birine kızdın mı böyle fren mi yapıyorsun? Bir de mesela sana arkadan çarpsam ne olacak? İnip ne diyeceğim? Arabamı yap mı diyeceğim? He? Hem canımı tehlikeye atıyorsun hem Allah korusun kaza olsa sana ben ödeme yapmam ki. Neyse. Bak ya, yol ayrımına girdi diye bana orta parmağını gösteriyor uzaktan. Erkek ya. Önümdeyken yapsaydın ya.